Lider Haber'den yeniden merhabalar değerli izleyiciler. 1 Ekim Salı günündeyiz ve saatlerimiz 17.36'yı gösterirken an itibariyle ekonomide gündem programıyla karşınızdayız. Bugün de değerli konuğumuzla iç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeleri, gelen verilerle gelişmeleri sizlere aktaracağız. Bugünün önemli başlıklarına baktığımızda Eylül ayında ISO PMI endeksi düşüş gösterdi. Bunu konuşacağız, gündemimizde olacak. Öte yandan yine tüketici güven endeksinde 3 ayın en yükseğinde diyebiliriz. Olumsuz bir gelişme, bunun nedenini değerli konuğumuza soracağız. Mehmet Şimşek'ten yine büyüme yavaşlıyor ifadesine bir yanıt gelmişti. Özellikle ekonomistlerin bu anlamda ifadelerine istinaden Mehmet Şimşek bu bir geçici yavaşlamadır dedi. Yine baktığımızda altında bir yükseliş vardı, devam edecek mi? Bunu konuşacağız. Küresel piyasalarda da özellikle Euro bölgesinde yıllık enflasyon düştü. Bu da gündemimizde olacak. Konuğumu hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi, ekonomist Profesör Doktor Sayın Ayhan Aytaç bizlerle. Ayhan Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Artık yeni bir aydayız. Ekim ayındayız. Yeni ay demek, yeni umutlar demek, yeni ümitler demek. Bu anlamda dileriz ki Ekim ayı önce ülkemiz için, sonra da insanlık ve dünya adına güzel bir ay olur. Dileklerimizi açmış olalım. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Güzel temennileriniz için de inşallah diyorum Türkiye ve bölgemiz daha can alıcı günler, efendim daha müreffeh günler yaşar. Ama işte Ekim ayı sonbahara doğru girdiğimiz dönemin çilekeş aylarından bir tanesi. Umarım ekonomik anlamda çilekeş olmaz diye ümit ettiğimi ifade etmek istiyorum. Şimdi konularımızı evrilelim. İstanbul Sanayi Odası Eylül ayına ilişkin satın alma yöneticileri endeksi, yani kısa adıyla PMI açıklandı ve görülen o ki piyasalardaki daralma hız kesmeden devam ediyor. Bir önceki aya baktığımızda da endeks değeri 47.8 iken Eylül ayı da 44.3 gibi üretimde üst üste bir 6. kez aylık bazda da yavaşlama kaydedildi. Sorum şu şekilde olacak bu veriler ışığında. Yeni siparişlerin zayıf seyrine bağlı olarak gerçekleşen bu durumun olası etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizim için aslında ekonomik anlamda ciddi olumsuzluk işaretlerinden bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz PMI endeksi özellikle imalat sanayini ayakta tutan, imalat sanayiyi gösterge olarak bize lanse eden önemli bir veri. Ve bu veri önümüzdeki aylar itibariyle özellikle 3 ay içerisinde yeni siparişlerin olup olmadığı, yeni üretim kanallarının olup olmadığı, tedarikçilerden yeni siparişlerin yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bilgi veriyor. Kısaca önümüzdeki 3 ay boyunca üretimin artıp artmayacağı ile ilgili bize ifade veren bir rakam. Ve bu rakam maalesef üst üste 6. ayda da düşüş eğilimi gösterdi. Kritik eşik 6 aydır bizde. Eğer 6 ay bir yavaşlama meydana görüyorsak, yavaş yavaş ülkede stagflasyon olgusu veya daha basit anlamda söylersek de teknik anlamda bir resesyon olgusu meydana gelebilir. Ve bu kontrol edilemediği takdirde bunun bir ileri versiyonu stagflasyon dediğimiz daha da kötüleşen bir tablodur. Peki bu tablo öngörülemeyen bir tablo mu? Esas problem burada sanırım. Bu öngörülemeyen bir tablo değil. Sayın Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklama da aslında bunu istinaden karşımıza çıkıyor. Ekonomideki yavaşlama, uygulanan para politikalarının doğal bir sonucu. Yüksek faiz ortamında, maliyetlerin bu kadar arttığı bir ortamda ve gelirin aynı ölçüde artmadığı bir ortamda elbette ki talepte bir yavaşlama olacak. Ve bu talepteki yavaşlama beraberinde üretimde de bir azalmaya yol açacak ve şu anda yaşadığımız durum tam da bunu ifade ediyor. Üreticiler yeni alanlarda üretim yapabilmek için ihtiyaç duydukları finansman hem miktar anlamda hem de maliyet anlamında ulaşamıyor. Peki bu durum yeni üretim imkanlarını maalesef ortadan kaldırıyor. Peki buradan çıkacak sonuç nedir? Buradan çıkacak sonuç maalesef önümüzdeki aylarda Türkiye'nin sorunlarına bir de işsizlik sorunu biraz daha etkisini gösterecek bir şekilde eklemlenecek demiyoruz. Çünkü üretimin düştüğü bir yerde istihdamı arttırabilmeniz çok da fazla mümkün değil. Peki bugüne kadar 6 aydır üretim düşüyor da neden istihdamda ciddi bir azalma ortaya çıkmadı? Daha çok baktığımızda imalat sanayinden ziyade Türkiye'de perakende ve ticaret ve hizmetler sektöründe bir artış var. Etrafınıza baktığınız zaman daha çok sayıda kafeterya, daha çok sayıda
efendim yeme içme tesisleri ya da basit anlamda büfeler görüyorsunuz. Çünkü büyük işletmeler için ortaya çıkan maliyet yapısı, ham madde yapısı, lojistik tedarik zincirleri, bunlar problemler diğer saydığım küçük işletmeler için daha fazla değil. O nedenle özellikle hizmetler sektörü ağırlıklı bir istihdam yapısına doğru maalesef ilerliyor. Ama Türkiye'nin gücüne güç katabilmesi için muhakkak surette üretimini ayakta tutabilmesi ve üretimini arttırması gerekiyor. Önümüzdeki aylar itibariyle eğer ekonomide bir gevşeme ortaya çıkmazsa, bir diğer ifadeyle para politikalarında bir gevşeme ortaya çıkmazsa, 2024 yılında maalesef büyümeyi giderek azalan bir ivmeyle tamamlayıp 2025 yılında düşük oranlı bir büyümeyle karşı karşıya kalırız ki bu Türkiye'nin çok da kabul edeceği bir şey değil. Çünkü Türkiye gibi ekonomiler %4-4,5'un altında büyüdüklerinde mevcut işsizliği azaltamadıkları gibi yeni işsizlerle beraber işsizlik oranını maalesef yukarı doğru çekmeye başlıyor diyebiliriz. Evet. Şimdi diğer bir konu da özellikle önemli bir konu. Hep güvenden bahsediyoruz ya. İç karartan bir rakam diyebiliriz herhalde. Bloomberg HT tüketici beklenti endeksi bir önceki aya göre %2,35 azalarak 64,70 değerini alıyor. Bununla beraber ve enteresan bir şekilde de yine aynı kuruluşun tüketici güven endeksi Eylül ayında bir an önceki aya göre de artış göstererek 66,54 değerini almıştı. Şimdi özellikle baktığımızda tüketici beklentileri düşerken tüketici güven endeksinin artmasını nasıl yorumlayabiliriz? Bir çelişki var mıdır? Şöyle söyleyelim, tüketici güven endeksi mevcut koşullar altında yapmış olduğu alışverişi ve gelecekte planlamayı, almayı planladığı şeyler üzerine odaklı. Özellikle son birkaç aydır beyaz eşya sektöründeki yavaşlama nedeniyle gerek beyaz eşya sektöründe gerek mobilya sektöründe kampanyaların var olduğunu görüyoruz. Bu kampanyalar gerek işte kredi kartına fiyat sabitlemesi ya da mevcut yeni zamları yansıtmayarak eski fiyattan satın alma şeklinde kendisini gösteriyor. Ve bu durum tüketiciyi daha önce ertelemiş olduğu ihtiyaçlarını alma yönünde bir fırsat meydana getirdi. Yani bundan 3 ay önce alacağı bir mobilya örnek veriyorum 30 bin liraysa bugün de 30 bin lira oldu. Doğal olarak bunu bir fırsat haline getirdi. Bu durum tüketici güven endeksi üzerinde pozitif bir etki yapıyor. Ama gelecekte fiyatlar aynı kalacak mı? Gelecekte ben bu ürünleri tekrar alabilecek miyim? Gelecekte daha iyi bir iş bulabilir miyim? Gelecekte bir araba, bir ev alabilir miyim? Şeklindeki sorular beklentileri içeriyor ve bu beklentiler maalesef olumsuz. Ve geldiğimiz noktadaki puanlarımız bizim 60'lar seviyesi. 60'lar seviyesi demek 100 eşik baremin altında, oldukça altında bir seviye demek ki bu ekonominin ekonomide yaşayan bireylerin ne kadar zor bir durumla karşı karşıya kaldığını gösterir. Yani biz hep şunu söylüyoruz. Yüzü aştığı zaman ekonomi biraz daha iyiye gidiyor demektir. 120-130'lara geldiğinde ekonomide canlanma var demektir. Biz bu seviyenin neredeyse yarısındayız. Yani ekonomideki canlanma seviyesi 120 olarak ifade edildiyse biz şu anda 60'lar seviyesindeyiz. Bu rakam oldukça düşük bir rakam ve gelecek açısından da hepimiz aslında daha karamsar bir yapıya doğru itiyor. Neden daha karamsar bir yapıya doğru itiyor? Çünkü hepimiz gelecekle ilgili kaygılar taşıdığımızı, gelirimizin fiyatlar kadar artmadığını, harcamalarımızın maalesef miktar olarak aynı olsa bile fiyat olarak çok yüksek değerlere ulaşacağı gibi bir takım olumsuz tabloları artık içselleştirdiğimizi ifade eder. Bundan dolayı da beklentiler önümüzdeki günlerde de negatife doğru gider. Buradaki en büyük problem ekonomiye ilişkin beklentiler kötüleşirse bu durum maalesef üretimdeki azalmayı daha da provoke eder. Çünkü üretici tüketicinin tüketmediğini gördükçe daha fazla ürün üretmeme yoluna gidecektir. İşte bizim sizlerle beraber hep vurguladığımız bir şey vardı. O da neydi? Yurt dışına satış kanallarını Türkiye'nin işler hale getirebilmesi. Yani ihracat konusunda daha başarılı adımlar atabilmesi. İç piyasada daralan talebi dış piyasayla tölere edebildiğimizde en azından imalat sektörünü veya reel sektörü biraz daha rahatlatmış olabiliriz diye düşünüyorum.
Şimdi özellikle sizin söylemlerinizden de ki sizin de içinde olduğunuz bir grubun ekonomist olarak bir bilir kişi olarak hep şunu söylediniz, bizim programlarımızda da söylediniz. Özellikle büyüme yavaşlıyor ifadenize Mehmet Şimşek'ten bir yanıt geldi Hazine ve Maliye Bakanı'ndan. Kendisi dedi ki bu geçici bir yavaşlamadır. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani Sayın Bakan'ın geleceğe daha pozitif bakmasının arkasında ne olabilir sizce? Sayın Bakan aslında şunu kabul ediyor. Zaten göstergeler de bunu ifade ediyor. Büyümede bir yavaşlama var. Buradaki yavaşlamanın süresi ve etkisi son derece önemli. Süresi az önce ifade ettiğim gibi 6 ayı geçmeye başladığında bu resesyon ihtimallerini yavaş yavaş akılla getirir. Resesyon ihtimali riskin yüksek olduğu durumdur. Bundan para ve sermaye piyasası da etkilenir bir hale gelir. Sayın Bakan'ın gelecek günlerde daha iyi rakamlara ulaşılacağı, doğal olarak bugünün geçici bir durum olduğunu ifade etmesi uyguladığı politikaya güvenden işaret ediyor. Biz hep şunu söyledik, evet ekonomide sıkı politikalar takip edilmeli. Para ve maliye politikaları sıkılaştırılmalı ki bu yüksek enflasyon döneminde biz yara almadan ya da en az yarayla kurtulalım. Hatta bunu şuna benzetmiştik, narkoz verilip ameliyatın ve tedavinin başladığı bir dönem. Burada tedavinin yapılması gerekiyor. Bizim endişelerimizin ya da kimi meslektaşlarımızın endişesi aslında şu. Eğer biz bu müdahaleleri narkoz döneminde yani ameliyatla yapısal anlamda çözmezsek hasta narkozdan uyandığında hiç de iyi şeyler olmayacak. Tedavi gerçekleşmeyecek. Daha da kötümser bir hale gelecek. O nedenle bizim uyarılarımız hep mevcut yapısal önlemlerin yavaş kalındığı, bu önlemlerde ısrar edilmediği şeklindeydi. Ve zaman içerisinde gördük ki Sayın Mehmet Şimşek, gerek Merkez Bankası beraber ortak hareket ederek bir takım önlemler daha almaya başladı. İşte en son kredi kartı ile ilgili yapılandırma modeli bunlardan bir tanesiydi. Daha önce vergilerle ilgili yapılan düzenlemeler bunlardan bir tanesiydi. Eğer buralardan olumlu sonuç alabilirsek ve aynı zamanda Sayın Mehmet Şimşek'in hep ifade ettiği dışarıdan ülkeye gelen yabancı sermaye miktarını arttırabilirsek evet bu yavaşlama geçici olabilir. Ama ne kadar geçici? 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 2 sene mi? 1 yıldan önce net bir düzelmenin açıkçası olabilmesi çok da fazla mümkün gözükmüyor. Çünkü yeni ekonomi politikalarının uygulanmaya başladığı yaklaşık 8 aylık bir süreçte enflasyonu henüz %50'nin altına indirebilecek duruma doğru geldi. Daha rasyonel bir ekonomi modeli olabilmesi için enflasyonun tek haneli rakamlara doğru ilerleyebilmesi lazım ki bu da içinde bulunacağımız 2025 yılında koyulan hedeflerden biri dahi değil. 2026'da ancak tek haneli enflasyon hedefine doğru yönelen bir Türkiye göreceğiz. O nedenle evet ekonomide bir yavaşlama var. Evet, bu bir miktar zaman sonrasında iyileşebilir ama burada telafi edilecek zaman ne kadar ve bu telafinin maliyeti ne olacak? En büyük problem bu. Çünkü Türkiye'nin vakit kaybedecek, zaman kaybedecek ve bu zamana tahammül edecek bir yapısı maalesef yok. Bugün Türkiye'deki genç işsizliğe baktığımızda, işte insanların gelir yapısına baktığımızda, artık bıçağın kemiğe dayandığı bir duruma doğru ilerlediğimizi görüyoruz. Endişelerimiz bundan ibaret. Sayın Şimşek'in geçici olarak ifade ettiği dönem ne kadar uzunlukta bir dönem olduğu herkes tarafından daha dikkatli izlenilmesi gerektir diye ifade edebilirim. Piyasalara baktığımızda da özellikle şu anda herkes altına odaklanmış durumda. Rekor üstüne rekor kırıyor. Bu anlamda şimdi altın yatırımcısına kazandırmaya devam edecek mi? Şimdi Cuma günü de ABD'den tarım dışı istihdam verileri gelecek. Keza bu da altında etkisi oldukça önemli bir veri olarak önümüze çıkıyor. Altınla ilgili görüşünüzü nasıl değerlendirirsiniz? Yatırımcılara ne gibi söylemleriniz olur? Biz hep şunu ifade ettik. Altın riskli zamanlarda ya da risk düzeyinin arttığı ortamlarda kendisine yukarı doğru bir yol buluyor. Ama bir taraftan da şunu söyledik. Altın yatırımcısı da istikrarlı bir yatırımcıdır, stabildir. Çok kısa vadeli hareketleri sevmez. Ama geldiğimiz nokta açıkçası beklentilerin üzerinde bir nokta. Yani yıl sonu itibariyle pek çok
iktisatçı ve yatırım kuruluşunun hedefi 2600 seviyesindeydi. Benim de şahsen yaptığımız hesaplamalarda 2550-2600 aralığına doğru oturan bir altın fiyatı vardı. Ama maalesef küresel riskin sürekli artıyor olması, işte dün İsrail'in Lübnan'a da karayoluyla giriyor olması, bölgedeki tansiyonun giderek artması, bölgesel bir savaştan küresel bir savaşa geçilir mi endişeleri beraberinde altını tekrardan ateşledi diyebiliriz. Ama ben şahsen şu an altın yatırımı için riskli bir pozisyon olduğu kanaatini taşıyorum. 2025 yılı sonu altın hedefi yaklaşık 2900 dolar. Yani şu anki seviyenin bir miktar daha üzerinde. Eğer altın daha fazla ilerlerse bütün hesapların revize olması gerekiyor. Ama şunu da unutmasınlar, her çıkışın belli bir soluklanması var. Hiçbir menkul kıymet sürekli artış göstermiyor. Altın yaklaşık son 8 aydır sürekli artış gösteriyorsa bunda da bir duraklama devri yaşanacaktır. Ancak küresel savaş ihtimallerinin ve küresel tehditlerin ortaya çıkması bu geri çekilmeyi geciktiren önemli unsurlardan biridir diye düşünüyorum. Önümüzdeki günler özellikle Amerikan seçimleri, Cuma günü açıklanacak olan Amerikan verileri yine altın üzerinde etkili olacaktır. Ama özellikle faizin düşmeye başladığı bir dönemde yukarı doğru ivmesi teorilere paralel, beklentileri paralel bir gelişmedir diye de ifade edebilirim. Tırnak içinde de şunu söyleyelim, ABD'de kim seçilecek sorusu aslında piyasalara da yön verecek en önemli unsurlardan bir tanesi. Biliyorsunuz kripto piyasalar daha çok Trump'ı desteklerken küresel sermaye biraz daha Hırs'ın üzerine yoğunlaşmış gibi gözüküyor diye de ifade edebilirim. Desteğini açıkladığını da biliyoruz aynı zamanda. Evet. Evet, çok teşekkürler Ayhan Bey, değerli bilginiz için. Yeniden görüşmek dileğiyle. Kolaylıklar çalışmalarınızda. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diyorum sizlere de. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, 1 Ekim Salı gününde değerli konuğumuz Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ekonomist Ayhan Aytaç'tı. Kendisiyle iç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeleri gelen verilerle sizlere aktarmaya çalıştık. Saat başında sevgili Cansu Oktay ana haber bülteniyle sizlerle olacak. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına iyi bir akşam geçirmenizi dileğiyle şimdilik hoşçakalın.